Emre Eskübarlas, Kenan Özcan efendim. Onlar Adıyaman'da bizleri bekliyorlar. Emre Eskübarlas, seni dinleyelim. Gülbin Tosun, biz Adıyaman merkezdeydik. Biraz daha merkezin dışındayız. Burası merkeze bağlı Yayla Konak beldesi. Çok dağlık bir alan. Dağın üstüne kurulmuş bir beldedeyiz. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı bu beldedeki yıkımı şimdi size Kenan Özcan'la birlikte gösterelim. Aslında yolun halini de görmelisiniz. Burası normalde bir sokak, bir yol ama görüyorsunuz enkaz yığınları burada bu hale getirdi. Bakın işte bu evde kayanın hemen yanında olmasına rağmen bu şekilde yıkıldı. İçeride hemen bakıyorum, iki araba, bir traktör. İşte yol tamamen taşlarla dolu. Biz de şimdi ilerlemeye çalışıyoruz çünkü size bir görüntü göstereceğim. Bir mahalle nasıl depremde yok oldu? Şimdi onu göstereceğim. Yayla Konak'ta, burası Yayla Konak beldesi. Dağlık bir alan burası. Merkeze bağlı ama merkezden uzak, ulaşımı çok zor. Hemen size o alanı gösterelim. Normalde burada taş evler vardı. Yığma taş dedikleri evler vardı. Tek katlı olmalarına rağmen bu evler yerle bir oldu ve bu 2000 kişinin yaşadığı beldede 105 kişi can verdi depremde ve Yayla Konak sakinleri az önce bize söylediler, 12 gün olmasına rağmen hiçbir yetkilinin kendilerini aramadığını, buraya gelmediğini söylediler. Mersin'den gelmiş aslında birkaç yardım kuruluşu, gönüllüler gelmiş. İşte evlerin halini görüyorsunuz. Aslında dağlık ve kayalık bir alan. Normalde şunu biliriz, dağlık ve kayalık alanda aslında çok yıkım olmaz derler ama gerçekten biz de buraya geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Çoğu ev yerle bir, tek katlı olmalarına rağmen. Bakın hemen o kısmı size gösterelim. Kenan Özcan'la birlikte buraya da daha önce, yani 12 gün boyunca kimsenin gelmediğini ifade ediyorlar. Bakın burası aslında bir beldenin mahallesiydi. Hemen gösterelim. Mahalle tamamen toprak yığınının da altında kalmış. Çünkü deprem o kadar şiddetliydi ki gördüğünüz bu alandaki evleri yuttu diyebiliriz. Sadece bu alanda, sadece gördüğünüz şu alanda 25'ten fazla can kaybı var. Hemen şu evde de iki engelli yavrunun hayatını kaybettiğini söyledi. Aslında buradaki yıkımı, bu depremi yaşayanlara da sormak isterim. Hemen size de soralım. Siz de buranın sakinisiniz. Evet. Önce şunu soralım, neler yaşadınız? Abi, buradaki durum deprem nedir? Deprem günü ben karşıda tünel inşaatında çalışıyordum. Zaten deprem olur olmaz biz ayaktaydık. Olur olmaz gökyüzü kırmızıya büründü. Ondan sonra ona şey, insanların şey çığlık sesleri ta karşıya geliyordu. Ben o karşıdaydım. Ondan sonra geldim, köy, bütün köy hep harabeye dönmüş. Ondan sonra zaten başkanımız da buradaydı. Bizzat depremi ambayan kendisi canlı yaşadı. Peki şunu söyleyeyim. Bu, evet. Yani bir mahalle yok oldu. Yani bu mahalle yukarıdan aşağı merkezin en büyük mahallesi zaten. En büyük mahallesi komple yok oldu. Şu an tek bir iki ev kaldı. Başka ayakta kalan olmadı. Hanımefendiye de soralım. Çok geçmiş olsun. Kayıplarınız var. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Anlatır mısınız? Evet, işte 12 gün geçti. Çok büyük bir acı gördü. Kimse, Allah kimseyi göstermesin. İşte daha devlet el uzatmadı. Hiçbirisi gidip gelmedi. Bu gelenler yardımda da gönüllü geliyorlar. Büyükşehirler gönderiyorlar. Başkanımız el uzatıyor. İşte çok can kaybetti. 105 kişi canımız kaybetti. Şunu sorayım, başınız sağ olsun. Burası, şimdi etrafı Kenan Özcan göstersin. Gerçekten çok yüksek dağlarla çevrili bir alandayız. Ki biz buraya gerçekten zor ulaştık. Yani ulaşımı zor bir yer. Siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz hanımefendi? Biz çadırları, konteynere ihtiyacımız var şu an. Temel gıdalarımız ihtiyacımız var. Genellikle çadırla konteyn. Dışarıdayız biz. Okulda kalkıp götürüyoruz. Çok geçmiş olsun. Size de soralım. Yani evet. Bir anlatır mısınız? Siz evet. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Şimdi buraya 12 gün oldu ki burada yetkililerimiz, Ankara'da hiç kimse
bize el uzatmadı, bize gelmediler. Evet, ne soran ne arayan. Sağ olsunlar etrafımızdaki şeyler, Urfa'da da geldiler mesela, Mardin'den her yerde geldiler. Gıda da getirdiler, yardıma da geldiler. Ama bizim büyük yetkililerimiz asla bize el uzatmadılar. Bize herhangi bir yardımı olmadılar. Biz böylece mağdur durumdayız. Burası mağdur bölgesi yani. Mesela burada bu evde 5 kişi yok oldu. Artık ailece yok oldu yani. Burası ailece yok oldu. Buna benzeri çok aileler yok oldu. Burada neredeyse kaybımız yayla konaktan dışarıdaki yalnız değildir. Dışarıdakileri söylemeyelim. Onlar 35 mil herhal var kaybettiğimiz. Burada da 80 mi 85 civarında burada bu köyde yayla konak köyü merkeze bağlı kaybımız var yani. Neredeyse yayla konak 130-140 kişi kaybımız var yani. Şu anda işte ne diyeyim, bize bir devlet bize bakmıyor. Bize herhangi bir şeyde katkıda bulunmuyor. Ne diyeyim işte. Başınız sağ olsun diyelim, sağ ol, kayıplarınız sağ ol, için. Allah teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ettik. Sizin buraya geldiğiniz için, bizi tek bırakmadığınız için size de teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ ya. Ne edek ya? Gülbin Tosun, büyük yıkımın oluştuğu yüksek konumdaki yayla konakta durum böyle. Biz buradaki gelişmeleri, buradaki yıkımı aktardık. Sözü şimdi size bırakıyoruz. Emre Eskübarlas, teşekkürler. Tüylerimiz diken diken oldu. Yayla konak gerçekten taş taş üstünde kalmamış. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve konuğumuza dönüyoruz. Sayın Budak, siz de izlediniz. Maraş'a gittim demiştiniz. Şimdi